Efendim son günlerde yükselişini sürdüren altın haftanın son işlem gününde düşüşe geçti. Peki önümüzdeki günlerde piyasaları neler bekliyor? Altın almak isteyenler beklemeli mi? Tüm bu soruların yanıtlarını alacağız. Muhabir arkadaşım Oğuzhan Uygun Türk ve değerli konuğu yayına hazır. Oğuzhan merhaba, neler aktarırsın bize? Ebru, bir yükselişte bir düşüşte ve ama son 3 haftaya baktığımız zaman ciddi derecede yükseliş kaydetmiş oldu gram altın. Özellikle tabii bunun en büyük etkenlerinden birisi de uluslararası piyasalarda altının ons fiyatının yükselmiş olması. Bundan kaynaklı tabii Amerika Merkez Bankası Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları vardı. Bu da doğrudan zaten işlenmiş altın piyasalarına yansıdı. Altında tetiklenmiş oldu. Peki önümüzdeki günlerde bizleri neler bekliyor? Özellikle altın yatırımcısı ne yapmalı? Çok kıymetli konuğum finans analisti İslam Memiş'e tüm detayları soracağım. Efendim öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Sizler de hoş geldiniz. Efendim şimdi baktığımız zaman geçtiğimiz haftalarda FED Başkanı'ndan önemli açıklamalar vardı. Bugün de önemli bir açıklaması olacak. Evet. Altının seyri ne olur sizce? Altın fiyatları bu hafta yeni rekor denemelerine devam etti. Yurt dışı piyasalarda gram altın 2803 liraya, ons altın 2532 dolar seviyesine kadar yükseldi. Bu yükselişin nedeni başta Amerika Merkez Bankası Fed'in Eylül ayı itibariyle faiz indirimlerine başlayacağı beklentisi. Diğer yandan jeopolitik gerilimler de yine belirsizliğine devam ediyor. Merkez bankaları da fiziki altın talebine devam ediyor ve dolayısıyla altın fiyatları her ay yeni bir rekor denemesi yaparak yükseliş trendine devam ediyor. Sizin de ifade ettiğiniz gibi bugün Jackson Hole toplantısında FED Başkanı Powell'ın açıklamaları altın piyasası ve altın fiyatları üzerinde önemli bir etki eder. Çünkü piyasalar artık Merkez Bankası'ndan veya merkez bankalarından ne zaman faiz indirimlerine başlayacağının ipuçlarını arayacak. Benim kişisel kanaatim Şahin Torun'da bir açıklama yapacağı yönde. Yani evet, bir faiz indirimi başlayacak. Muhtemelen yıl sonuna kadar iki kez bir faiz indirimi olacak. Beklentimiz o yönde. Ancak bunu çok seri bir şekilde değil, bir faiz indirimi bir dinlenme, bir faiz indirimi bir dinlenme modunda yavaş yavaş bir yumuşama politikası beklediğimi söyleyebilirim. Dolayısıyla altın fiyatları da genel trende baktığımız zaman yıl sonuna kadar yükseliş trendini devam ettireceğini tahmin ediyoruz. Kısa vadede 2440-2540 dolar aralığı ons altın tarafında ve gram altın yatırımcısına da diyoruz ki ons altını takip edin. Ons altın nereye? Gram altın oraya. Ve 2420 lira seviyesindeydi Haziran ayında. Temmuz ayına baktık, 2682 lira. Ağustos ayında 2802 lira. Yani her ay rekor denemesine devam ediyor. Bu yıl sonuyla alakalı gram altın tarafındaki tahminimizde bir değişiklik yok. 3000-3500 lira aralığındaki yükseliş beklentimiz yine devam ediyor. Yani yılı 3000 lira seviyesinin üzerinde tamamlayabiliriz. Bugünkü ekonomik gelişmeler, bugünkü tablo yükselişlerin devam edeceğini gösteriyor. Ons altın tarafında 2600 dolar seviyesine kadar merkez bankalarını fiyatlayan, 2600 dolar 3000 dolar aralığında jeopolitik gerilimleri fiyatlayan bir yükseliş trendinde olacaktır. Uluslararası şirketler de bu beklentimizi onaylıyor. Ve elinde altın bulunduran yatırımcısına eğer nakide ihtiyacınız yoksa bozdurmak için acele etmeyin. Bu yükselişler devam edecek. Ancak düğün yapacak, altın borcu olan veya altın yatırımını düşünen vatandaşlarımıza diyoruz ki her düşüşü bir alım fırsatı olarak değerlendirmen lazım. Çünkü ana trend 3000 lira seviyesinin üzerinde. Çünkü yıl sonuna daha çok var. Ara ara kar satışları, düşüşler mutlaka olacaktır. Ama alım fırsatı olarak kenarda durmaya devam ediyor. Şimdi aslında benim soracağım soruyu cevaplamış oldunuz ama bir diğer soruma da geçmek istiyorum. Şimdi dövizde de bir yükseliş trendi var. Evet. Parite yükseldi hem dolarda hem euroda. Neredeyse şu an itibariyle kapalı çarşı piyasalarında euro alacağımız zaman 38 liradan alabiliyoruz. Evet. Bu sizce önümüzdeki günlerde ne olur? Döviz kurlarında yukarı yönlü beklentimiz devam etmekte. Yükseliş öngörümüz devam ediyor. Serbest piyasalarla resmi kur arasında bir farklılık oluşumu oldu. Serbest piyasalarda 34 lira seviyesinin üzerinde bir kur var. Muhtemelen resmi kur da orayı yakalayacak. Ama 35, 37 ve 40 lira seviyesine kadar bu yükselişler devam edebilir. Euro dolara kıyasla daha pozitif ayrıştı. Euro dolar paritesinde bu yıl öngörümüz yıl sonuna kadar 1.12 seviyesindeydi. 1.11.50 seviyesine kadar yükseldi. Şimdi bir kar satışı bekliyoruz. Yani yıl sonunda yine sıralamaya baktığımız zaman euronun dolara kıyasla daha fazla getirisi olacağını tahmin ediyoruz. Ama dövizi de bir yatırım aracı olarak görmüyoruz. Çünkü dövizin bir enflasyonu var. Özellikle dolar çok konuşuluyor ama TL bazlı en az getiri dolarda. Vatandaşlarımızın buraya dikkat etmesi lazım. Ama döviz kurlarında da yukarı yönlü atakların devam etmesini bekliyoruz. İslam Bey, son olarak aslında şunu da sormak istiyorum. Şu an itibariyle haftanın son işlem günü altın, gram, dolar ve diğer taraftan çeyrek altında fiyatlar ne durumda? Şu an itibariyle gram altın serbest piyasalarda, kapalı çarşı piyasasında 2800 lira.
Ons altın 2500 dolar. Çeyrek altın şu anda 4600 lira seviyesinde olduğunu söyleyebilirim. Tabii makas payı da var, evet, değil mi? Böyle de bir durum var. İçinde olabiliyor. Efendim, çok çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Finans analisti İslam Memiş'ten tüm detayları almış olduk. Bugün önemli bir konuşma yapacak. Jackson Hole toplantısında Amerika Fed Başkanı Powell'un açıklamalarına da dünyanın dört bir yanından gözler çevrilmiş durumda. Çünkü altın ons fiyatını etkileyen bazı adımlar atılır mı? Bu konuşulmuş olacak. Geçtiğimiz günlerde Avrupa Merkez Bankası'ndan da ECB'den de önemli bir açıklama gelmişti. Bu da zaten doğrudan hem küresel piyasaları etkiliyor. Bundan kaynaklı da iç piyasada işlenmiş altın fiyatlarına da yansımış oluyor diyelim ve bu noktadan sözü tekrardan sana bırakalım Ebru. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.